Yani seçilirseniz inşallah ki seçilirsiniz. Yani ben şimdi sizden bir şey istemeyeceğim. Ben sizin fazla, kafanızda en fazla ağırlığa muhtar belli olurum. Onun için hizmetten yanı benim kendi düşünmem yok. Allah'ın izniyle alırım. Ben istiyorum ki komşularımız, ben her zaman istiyorum. Komşularımız burada, belki farklı düşünceler olanlar vardır. Size söylemeyeyim, yani size söyleyecekleri konular vardı. Ben onların istemesini istiyorum sizden. Zaten ben de bunu bahsettim. Yani bu dönem bizim için bir hizmet dönemi. Bu dönem herkes partisini görsün. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları çok fazla. Ben kapımıza nedir bir kervan geldi, hizmet kervanı. Bundan yararlanan bu dönem. Tabii partiniz başka partilere gönüllenmiş olabilirsiniz. Önümüzdeki seçimlerde partinize oy verin. Ama bu dönemde Ankara'da Mansur Yavaş'ı ve burada bizi destekleyin ki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden yararlanalım. Çok büyük bir fırsat var. Bakın size geçen senelerde hizmet alacağız, hizmet alacağız diye parti değiştirenler oldu biliyorsunuz belediye başkanımız. Ama gelmedi. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olacak arkadaşlar. Bizim eski belediye başkanımız, bölgemizin siyasetçisi, bizi tanıyan biri. Bu çok önemli bizim için. Onun için hem bana soru sorun hem de bu fırsatı kaçırmayalım. Aklınızda tereddüt olabilir. Sorun yani biz bizeyiz, konuşacağız tabii ki. Erdal İnan'ın bir zaman hem bütün belediye başkanlarını almayız başkanım. Şimdi ne soruyor? Geri alacağız işte. Şimdi siz bakıyorsunuz tabii kim hizmet verecek buraya? Siz de tabii takım tutar gibi oy veremiyorsunuz. Kim hizmet getirir? Bu dönemde bak bize. Abdullah Bey mi getirir, diğerlerini getirir. Yani Melih mi getirir, Mansur mu getirir? Siz de ona bakın, oyunuzu tekrar ona göre verin. Özal'a verdiniz, Erdal Bey'e verdiniz, Recep Tayyip Erdoğan'a verdiniz. Soru soran var mı? Soracak mısınız başka? Her şeyi biliyor musunuz? Çekilmeyin, boşlar. Çekilmeyin, sorun. Soracağım. Arkadaşlar, yani sorunlarınızı söyleyin. Benim unuttuğum bir şey olur. Bana da söyleyin, hatırlatın. Unuttuğumuz bir şey olabilir. Eklemek istediğiniz bir şey olabilir. Köyünüzde değil. Çok önemli bir görüntü. Kafanızda soru şartı varsa yani baştan ya illa ben şu partiye vereceğim diye düşünmeyin. Çok önemli. Siz kime oy verirseniz o gelir. Şimdi ben her gün bir proje açıklıyorum. İnşallah proje bitmez. Her gün bir proje açıklıyorum. Ama karşı ekip her gün bir dedikodu açıklıyor. Onlar işte dedikodu veriyor. Şimdi diyorum ki geçmiş yıllarda CHP işte son anda geldi. MHP destekledi. Genel bundan onu destekler. Dedikodu var. Şöyle bana bir bak bakalım. Şu çalışmaya bir bak bakalım. Böyle bir hava seziyor musun? Evet. Artık yok öyle bir hava. Kim çalışırsa, size kim hizmet getirirse, şöyle iyi bakın, bir daha bakın bana. Var mı öyle bir hava bizde? İnşallah yok. Bakın dolu dolu geldik. İşle geldik, planla geldik. Dedikoduyla gelmedik. Evet. Yok öyle bir şey. Yok. Onu kandırıyorlar işte bir umut sol çıkmışlar. Ya CHP bize oy verir mi? Sol işte. Ya CHP oy verir mi diye dedikodu çıkartacağına şu vatandaşımızın yarısına bir mehrem olmaya çalışsana vicdansız. Derdi iş dedikodu. Şu an yok. Bize de geliyor kulağımıza ama aslı astarı yok. CHP bu dönem Beyin Pazarı'nın hem birinci partisi hem en güçlü partisi.
mesela Abdullah oraya geldi, biz öyle dedi değil. İşte Mansur Yavaş. MHP'de tabii çok değinmek istiyorum, aradığını bulamadım. MHP'de Karadağ'da ve Pazarı'nda istediğini veremeyecek zaten. İşte o da Mülizber kervanına katıldı. Bizim kervanımıza katıldı. Hesap ortada. Son çırpınışta pek fayda etmeyecek. Dediğim gibi sizler iyi dinleyin. Kim işle geliyor, kim size iş anlatıyor, kim dedikodu anlatıyor. Kim bayrağı sallıyor, kim size iş vaat ediyor. Düşündüm, değerlendirdim. Bak Hacı abim dedi, Erdoğan Gökül kazandı dedi, Turgut Özal kazandı dedi. Son dönemde de Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Demek ki halkımız kim iş yaparsa ona oy vermesini biliyor. Bu dönem kim iş yapıyor? Evet, ona oy vereceksiniz. Bey Pazarı'nda bize inşallah Ankara'da Sayın Mansur Yavaş. Evet. İşte söyle, bunları söyleyin ki konuşalım yani. Çekilecek bir şey yok. Yani abi söyledi, biz de durumu izah ettik. Söylemezse karanlıkta kalıyor. Muhakkak anketler yapıyorsunuz yani şimdi. Tabii. Genelde şimdi Bey Pazarı son iki dönemdir. Yani AK Parti nerede çekmedi? Hatta üç dönemdir diyelim. Yani şu an anketi sadece biz yapmıyoruz. Anketi bir sürü insan yapıyor. Tabii gazetede de bir manşet vardı ne yazık ki. Böyle bazı arkadaşlar kendi arasında bir anket yapıyor. Onlar yayınlıyorlar. Şimdi en son yapılan ORC'nin, ORC firması. Var mı bunun slaytı? Verdiğin bilgiyle boşun burada bir gazeteci var. Onlar boşunlu hareket. Mahsun'un gazeteciyi söyledi. İşte anket bu. Anket, halkın anketi. İşte halk söylüyor ki bu kazanacak. Anket var mı arkadaşlar? Yaptınız mı? Şimdi en son Beypazarı için ORC firmasının yaptırdığı bir anket var. Bu firma Melik Gökçek beyefendinin firması. Onunla çalışıyor. Sayın Melik Gökçek Bey. O yaptırıyor. Tabii biraz manipüle, oynanabilir onlar ama buna rağmen bak anket sonuçlarını gösterecek. Evet. Şimdi arkadaşlarımız duruyor. Perdeye gelecek. Oraya iyi bakın arkadaşlar. Mahsur Yavaş dedi. Çok güzel dedi. Tabii tabii. İyi bakın. Hacı şimdi gösterecek. Gösterecek. Bu şimdi ekrana gelecek olan anket sonuçları bizim yaptığımız anket değil. Ankara'da Melih Gökçek Bey'in çalıştığı firmanın yaptığı anket. Yani o bile bakın bizi nasıl göstermiş. Yani o bile rıpa rıpa ancak rıpada kırmış yani. Çok fazla rıpa almış. tabii şimdi çok da yapmayayım. AK Parti'ye de boyanacağız onlardan. Çok kızdırım ya. Hocam gidiyoruz hocam. Hadi güneşim. Ya şimdi bu sunucu fazla olduğu yerler evde bakımı çok soruyorlar. Solu da anlatayım. Şimdi evde bakım izleyenler de var. Şimdi hatırlattığınız için teşekkür ederim. Yaşlarımız diyor ki hocam bizim rapor işimiz ne olacak? Hastaneye gidemiyoruz. Dolmuş duramıyoruz. Hastane zaten bir odada ayrı bir yara var. Tepede. Şimdi bunun için de bir çalışma başlattım. Evde bakım hizmetleri diye. Evde bakım hizmetlerinde iki tane bayanımız olacak. Bir fiyonlu araç olacak yani doğum tarzı bir araç. Hocam sözünüzü kestim. Estağfurullah. Bir şey soruyorum. Buyur. İnşaat yaptırmak istiyorsun. Beypazar'dan da alacağız. Yoksa gidip Ankara'dan da alınacak. Beypazar'dan alınacak. Yani duyuşuma göre Ankara Büyükşehir diyecekmiş. Yok yok onu söyleyeceğim. Şu bahsedeyim de söyleyeceğim. Şimdi evde bakım hizmetleri geliştirdik yaşlı insanlarımız için. Onların sağlık hizmetleri için. İşte evini temizleyemeyen, yemek yapamayanlar için günde bir kere gelecek ya da haftada bir temizliğini yapacak. Ama akşam mutlaka yemeğini bırakacak. Onların hastane işlerini halledecek. İki bayrağından oluşacak bir ekip. Evde bakım hizmeti. Bu size getirmiş bir hizmet. Hem köyümüz için hem Beypazarı için bir hizmetti. Bu yaşlılarımızın hastanedeki işlerini de takip edecekler. Bayanlardan oluşacak. Gerekirse sobasını yakacak, işte orada temizlik yapıyor. Evin haftada bir temizleyecek, gidecek. Bu da yaşlılarımız için bir hizmet. Bunun da projesini yaptık. Hazır elimizde. 30 Mart akşamı seçildiğimiz zaman hemen çalışmaya başlayacağız.
İşte onun için diyor bizim heybemiz dolu. Biz daha bir şey gelmedik. Çalışmayla geldik. Planla, projeyle geldik. Şimdi sizin inşaat musallınız da artık Beypazarı Belediyesi'nde. İki türlü şey var. Birincisi hazır projeler olacak. Bölgenin özelliğine göre hazır proje. O projeye para veremeyeceksiniz. Sadece ruhsal parası vereceksiniz. Bir de ya ben bunu istemiyorum. Kendi kafama göre bir ev yaptırmak istiyorum derseniz projenizi kendiniz getireceksiniz. Onaylama işi bizde olacak inşallah. Yani Ankara'ya değil bize geleceksiniz. Ama evlerinizin vergilerini, çöplerinizin vergilerini ödeyeceksiniz. Onlardan bir kaçış yok. Tabii. Mahalle olacaksın dedim ya. Abi, kendine yeni geldi. Gel, niye dedi? Benim için darar hocam bunlar ya. Benim pazarın içindeki gibi bir mahalle olacaksınız. Benim pazarın oturan nasıl verip veriyorsa köy olacak. İşte hayvanlarınızın durumu, ağlarının durumu. Ha, onları idare edeceğiz tabii ama arkadaşımız için ben 5 tane ne kaldım bir ağır yapacağım. Öyle muhtarla borçluyum böyle kenara yapmak yok. Ondan izin alacaksınız. Mevcut para bir şey demeyeceğiz. Garantiz ama yeni bir ağır için izin almak zorundasınız. Köyün dışında olacak, 5 kilometre dışında olacak. Bu yasayı biz getirmedik. Bu yasa Avrupa Birliği'ne uyum için getirildi hükümet tarafından. Bir köyden bu yasaya, değil mi? Bir yasasıdır. Zengin bir yasası. Çünkü bizim köylerimiz uyumuyor. Evet. Ve köylülere güveneceği işte ya zaten emeklinin hali ortada, çiftçinin hali ortada, hayvan üreticisinin hali ortada, mazot fiyatı ortada, gübre fiyatı ortada, değil mi arkadaşlar? Yer fiyatı ortada. E başka? Buğday fiyatı da ortada. Sütün fiyatı da ortada. Et de öyle. E bu çiftçiler de zor geçiniyor. Kuruyla dilimle geçiniyor. Bir de buna vergiyle tepesinde bildin mi? Zaten köyleri terk ettirmişlerdi. İyice köylerimiz boş olacak. Bakın bu çalışmayı ben yaptırmam. Oraya cep firması yaptırdım. Bakın AK Parti o gün tabi bir ay önceki 32.1'de bu çalışmada ankette önde gözüküyor. CHP 29.6. MHP 13 göstermiş. Kararsızlar çok fazla. İşte o kararsızlar inşallah bize gelecek. Bakın o %20. Kime gidecek onlar? Çalışana gidecek. Kim çalışıyor? CHP çalışıyor. Onları da biz alacağız inşallah. Bakın arkadaşlar işte koalisyon yaparız diyenler var ya. Onlar sonra bir şeyle tutulmak istiyorlar bize. AK Parti ile başa baş. Tabii AK Parti şu an iktidarda. Normalde belediye orada %32 normal. Ama bu ne demektir? Bu iki parti yarışacak demek. Ve nefes nefese gidiyor yarış şu anda. Bizim yaptığımız en çok en son çalışmada temayül yoklamasında Hacer abim de dediği gibi biz öndeyiz inşallah. Soru soran yoksa toplantımızı sona erdirelim. Yok abi. Ben yorumum ama ben bu iş için yola çıktım. Sizin için yola çıktım. Teşekkür ederim. Sayın Mesut Bey. Sağ olun hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Yine de sorun buradan bir çay için. Çayımızın var mı? Çay hak ettik değil mi?